Merhaba arkadaşlar. Bugün severek kullandığım telefon uygulamaları sizinle paylaşacağım. Daha önce de bu konuda bir video yapmıştım ama arada bayağı zaman geçtiği için tekrar yapmaya karar verdim. Bu videoda göstereceğim uygulamaları günlük hayatımda neredeyse her gün kullanıyorum. Umarım sizin de işinize yarayacak veya hoşunuza gidecek uygulamaları bulabilirsiniz. Bu arada eğer videomu ilk kez izliyorsanız veya uzun süredir kanalımda hiçbir şey izlemediğiniz için nasıl bir kanaldı diye soruyorsanız ben dahili kanalın isminde anladığınız gibi Koreliyim. Kore ve Türkiye ile ilgili içerikli videoları yapıyorum. Aynı zamanda günlük hayatımı ve sevdiklerimi böyle paylaşıyorum. O zaman hemen listedeki uygulamalara geçelim. İlk olarak takvim uygulamasından bahsedeceğim. Bu uygulamayı geçen kıştan beri kullanıyorum. Bir yıldan fazla seve seve kullanıyorum. Daha önce de bu tarz birkaç uygulamaları denemiştim ama bu kadar uzun süre kullandığım takvim uygulaması olmamıştı. Gördüğünüz gibi renkli bloklarıyla günlük eventleri gösterebilirsiniz. Bu 22 yılın Ocak ayı takvimi. 1 Ocak için bir tane event yaratıyorum. Ders olsun. Sonra istediğim renk seçiyorum. Taran! Eğer bir günden fazla sürecekse başlangıç tarihini ve son tarihini ayarlayabilirsiniz. Ya da bu şekilde takvimde tarihleri direkt seçip hemen yapabilirsiniz. Önemli ve özel günleri renkli yapabilirsiniz. Ve çeşitli stikerleri de koyabilirsiniz. Tarihini değiştirirken de böyle kolay yapabilirsiniz. Ve eventleri kopyalayıp başka tarihlere yapıştırabilirsiniz. Bunun yanında o gün yapılması gereken işleri not almak, memo bırakmak gibi her şeyi çok kolay ve rahat yapabilirsiniz. Bu uygulamayı ücretsiz indirebilirsiniz. Bence ücretsiz versiyonu da gayet yeterli. Daha fazla renk veya sticker almak istiyorsanız topladığınız veya satın aldığınız coinlarıyla alabilirsiniz. Beğendiğiniz arka planı veya fontlar da aynı şekilde. Ben takvim tutmayı çok seven biri olarak ve bu uygulamayı çok beğendiğim için premium versiyonunu satın aldım. O yüzden her ay bana belli miktar coin geliyor. Bunun yanında reklamsız kullanmak, dosya koymak gibi birkaç özellikleri ekstradan kullanıyorum. Ama böyle premium versiyonunun özellikleri arasında bu özellik olmasa ben bu uygulamayı kullanmayacağım dediğim önemli bir özelliği yoktu. Yani daha rahat kullanmayı sağlıyor ama çok farkı yok bence. O yüzden ücretsiz versiyonu da gayet yeterli diyorum. Eğer benim gibi takvim tutmayı seviyorsanız veya böyle basit, sade, rahat, kolay bir takvim uygulama arıyorsanız göz atabilirsiniz. Şimdi fotoğrafı uygulamalara geçelim. Yani fotoğraf uygulamaları arasında en çok sevdiğim piknik uygulamasından bahsedeceğim. Bunu ücretli indirmeniz gerekiyor ama ödediğiniz paraya kesinlikle değer. Bu zaten Kore App Store'daki ücretli uygulamalara sıralamasında sürekli ilk 5 içinde oluyor. Hatta bu hafta ve önceki hafta 1. sırasındaydı. Bu video için kontrol ettim ben. Neyse, benim için bir fotoğrafı editleme uygulamasında 80 tane, 100 tane böyle fazla filtre olmasının pek anlamı yok. Zaten hepsini kullanmıyorum, denemiyorum da. Kaliteli, sık sık kullanabileceğim 15-20 tane olsun daha iyi benim için. Nasıl desem, yani filtreler gerçekten kaliteli. Filtre sayısı fazla olsun diye gereksiz boş şeyleri koymamışlar. Ayrıca her ay özel filtre ve ayarını paylaşıyorlar. Bunu birazdan göstereceğim. İşte onu kullanarak kolayca harika fotoğrafları çıkarabilirsiniz. Mesela geçen Tayvan gezisinde çektiğim kardeşimin fotoğrafını editleyeceğim. Bu filtreyi kullanacağım. Taran! Çok kolayca fotoğrafına güzel hava kattım. Ve fotoğrafı kaydettiğimizde editleme bilgileri de bu şekilde kaydediyor. Eğer ilk baştan kendim yapsaydım, filtreyi seç, detay ayarlarıyla oyna falan bayağı uğraşmam gerekirdi. Hatta bazen kendim yapsaydım asla bulamayacağım güzel ayarlarını kullanabiliyorum. (Gülüyor)
bir tane daha fotoğrafıyla ilgili uygulamayı tavsiye edeceğim. Hani bazen aynaya bakıyorum, kendimi güzel buluyorum, beğeniyorum ve selfie için telefon kamerayı açıp kendimi çekmeye çalışıyorum. Ve orada o kadar tuhaf duruyorum ki üzülüyorum, yani aynada güzelim, niye burada böyle çıkıyor diyorum. Bunu yaşayan bir tek ben değilimdir. Böyle durumda sizi kurtarabilecek çok güzel uygulamayı şimdi paylaşacağım. Şimdi Kore'de en çok sevgi gören ünlü selfie uygulaması Snow, YouLike ve Soda. Böyle 3 diyebilirim. Bunlar hemen hemen aynı. Bunları kullanarak selfie çektiğiniz zaman cildi pürüzsüz oluyor. Gözler büyük, çene daha ince çıkıyor. Kaşlar, burun, dudak falan detayları da tek tek ayarlayabilirsiniz. Makyaj sızıyken bile istediğiniz tarzda makyajı seçip yüzünüze uygulayabilirsiniz. Başka selfie uygulamalarıyla hemen hemen aynı. Ben bu üçü arasında Soda'yı çok seviyorum. Bunu tercih ediyorum. Çünkü diğerlerine göre daha duvar duruyor. Yani diğerlerini de efektin yüzdesini ayarlayarak daha duvar yapabiliriz ama nasıl desem, ya Soda biraz farklı oluyor. Daha duvar gerçekten. Eğer eğlenceli filtreleri arıyorsanız Snow daha işinize yarayabilir. Ama benim gibi fazla efekt sevmiyorsanız veya duvar durmasına önem veriyorsanız kesinlikle Soda'yı denemenizi tavsiye ediyorum. Bunun da kullanım hakkında detayı anlatmayacağım. Zaten bu tarz uygulamaları denemişsinizdir. Ben genelde efektin yüzdesini 15-20 arası yapıyorum. Böyle koyu makyaj yaptığım zaman 10-15 arası yapıyorum. Daha fazlası bana yakışmıyor. Hatta kendin gibi durmuyor. Yani ben kendi yüzümü biliyorum. Beni gerçekte tanıyanlar tabii ki de yüzümü biliyor. Ve siz yüz yüze görüşmezsek bile böyle videolarda veya Instagram canlı yayında yüzümü biliyorsunuz. O yüzden benim gibi olmayan ancak bana benzeyen bir selfie'nin bir anlamı yok benim için. O yüzden fazla efekt kullanmayı sevmiyorum. Eğer benim gibiyseniz kesinlikle Soda'yı denemelisiniz. Video editleme uygulaması olarak Vlog'u tavsiye ediyorum. Bu uygulamayı önceden kullanıyordum ama gerçek anlamında son günler kullanmaya başladım. YouTube'a yeni başlayanlar için veya özel günlerde çektiğiniz videoları güzelce editleyip saklamak istiyorsanız bence bu uygulamaya göz atmalısınız. Ben çeşitli uygulamayı denemeyi sevdiğim için hani videolara göre farklı farklı programları kullanıyorum. O yüzden ben video editlerken kesinlikle bunu kullanıyorum veya en iyisi budur diyemiyorum. Ama ilk başlayanlar için ya da benim gibi fazla uğraşmak istemeyenler ama hoş ve güzel video yapmak isteyenler, özellikle vlog yapanlar için çok güzel seçenek diyebilirim. Konuşma uygulaması olarak KakaoTalk'u tavsiye ediyorum. Artık Kore'de bu uygulamayı bilmeyen kalmamıştır. Eğer çok yaşlı veya çok küçük değilse, mesajlaşmak, sesli konuşmak, görüntülü konuşma gibi özellikleri var. Ve grup konuşmada oy ayarlamak, takvim tutmak, duyuru yapmak, o gruptaki kişileriyle canlı yayın yapmak gibi özellikleri de var. Genelde bu tarz konuşmakla alakalı özellikleri en çok kullanılıyor. Bunun yanında eğer Kakao Banka hesabınız varsa arkadaşlara para yollamak, internete ödeme yapmak gibi banka işleri bu uygulamada yapabilirsiniz. Haberi okuyabilirsiniz, sinema bilet alabilirsiniz, alışveriş yapabilirsiniz. Yani bir sürü şeyleri bu uygulamada yapabilirsiniz. Sadece sohbet uygulaması değil aslında. Ayrıca mesajlaşırken kullanabilecek güzel stikerleri var. Onlar çok tatlı. Yani insanlar gerçekten buna fazla fazla para harcıyor. Ben de bir tane var. Hani aslında almak istediğim bir sürü vardı ama satın almaya başlarsam kendimi durduramayacağım diye yapmıyorum. Bu da zaten hediye olarak aldım. Çok tatlı değil mi? Eğer yakın arkadaşlar arasında yeni bir sohbet uygulaması arıyorsanız veya Koreli arkadaşlarıyla rahat konuşmak için bu uygulamayı deneyebilirsiniz. Sonraki uygulama Pillow. Bu uyku düzeniyle alakalı bir uygulama. Bunu bir aydır falan kullanıyorum. Ne kadar uyuduğumu, ne kadar derin uyku, hafif uyku aldığımı, kaç defa uyandığımı falan gösteriyor. Yani bu saatten bu saate kadar
derin uyku almışsın. Bu zaten bu saate kadar hafif uyku. İşte burada uyanmıştın falan. Bayağı detaylı rapor veriyor. Ayrıca çok akıllı. Uyurken daha rahat uyumak için hani su sesi olsun, rüzgar, yağmur sesi olsun açıyoruz ya. Yani genelde öyle uygulamalarda 15 dakika sonra kapansın, 20 dakika sonra kapansın diye ayarlıyoruz. Ama bunda öyle bir şey yok. Ben uykuya girdiğimde anlıyor ve kendi kendine kapatıyor. O yüzden kaç dakika sonra kapansın diye ayarlamıyoruz. Uyandırırken de aynı şekilde benim uyku ritme göre uyanmak için en uygun saati buluyor ve o saatte uyandırıyor. Mesela 7'de kalkmak istiyorum. O zaman 7 ayarlıyorum ve 7'den yarım saat önce, 15 dakika önce, 1 saat önceden beni uyandırabilirsiniz diyorum. Genelde ben yarım saat yapıyorum. 7'yi ayarladığım için 6.30'dan 7 arasında benim uyanmak için en uygun saati buluyor ve o saate uyandırıyor. Çok beğendim. Ve bu uygulamanın en sevdiğim özelliği de uyurken çıkardığım sesleri kaydediyor. Çok eğlenceli. Ben sonraki sabah kesinlikle dinliyorum bunu. Bazen dişlerimi sıkıyorum, bazen üfülüyorum, bazen gülüyorum falan. O kadar fazla ses çıkardığımı düşünmüyordum. Eğlenceli. Bunu ücretsiz indirebilirsiniz ama gerçek anlamında kullanmak için premium versiyonu gerekiyor gibi geldi. Zaten 7 gün deneme süreci veriyor. O yüzden kendinizi deneyip karar verebilirsiniz. Ben premium versiyonunu kullanıyorum ve çok memnunum. Şimdi bir tane mobil oyundan bahsedeceğim. Önce bunu söyleyeyim. Ben çok fazla mobil oyun oynayan biri değilim. İyi de oynayamıyorum ve böyle sürekli telefonda oyun çalıştıran biri değilim yani. Ama çeşitli oyunları denemeyi seviyorum. O yüzden yeni oyunlar, trendde olan oyunları indiriyorum. Bir hafta falan oynadıktan sonra siliyorum, yenisini deniyorum. O şekilde devam ediyorum. Bu oyunu da birkaç hafta önce indirdim ve çok beğendim. Çok tatlı, karakterleri tatlı, arka planı tatlı, efektleri tatlı, yani çok tatlı. PUBG'nin hayvan bahçe versiyonu gibi düşünebilirsiniz. 35 kişi aynı oyuna giriyor ve ilk başta hiç silah falan yok. Oynarken kazanıyorsunuz. Birbirinizi öldürüyorsunuz. En son hayatta kalan kazanıyor. Şimdi böyle anlatınca hiç tatlı gelmedi biliyorum. Ama gerçekten çok tatlı. Ben çok beğendiğim için kardeşime de gösterdim. Kardeşim de çok beğendi. Onunla birlikte oynadığım bir oyunu size göstereceğim. Ani vay derin takıge itse poktan itse. Oy, buraya da itse konya bari. Oh, 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 training, training. Hey, oh, 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 Bu arada bu oyun çıkalı henüz 2 ay olmadığı için bazı şeyler eksik. Mesela şimdilik solo veya duo oynayabilirsiniz. Ya tek ya da 2 kişilik. Ama sonra 3 veya 4 kişi hani daha büyük grubuyla oyuna girebilecekmişiz. Onu bekliyorum. Bence en az 2-3 ay daha oynayacağım bu oyunu. Eğer beğendiyseniz ve bu oyunu oynayacaksanız benimle birlikte oynayabilirsiniz. Açıklama kısmına kendim oyundaki kodumu bırakacağım. O koduyla beni arayabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. İyi oynayamıyorum, haberiniz olsun. Ama birlikte oynarsak daha eğlenceli olur bence. Sonraki sıra ilk kitap okuma uygulaması. Bu kitabı büyük ihtimalle Türkiye'de indiremezsiniz. İndirseniz bile dilden dolayı, ödeme sisteminden dolayı zorluk çekersiniz. Ama yine de bu uygulamayı size göstermek istedim. Çünkü çok güzel özellikleri var. Eğer buna benzer e-kitap okuma uygulamasını biliyorsanız lütfen yoruma bırakıp benimle paylaşın. Eğer böyle bir uygulama varsa ben de Türkçe kitapları okuyabilirim. Şimdi bu e-kitap okuma uygulaması Kore'nin en büyük kitapçı firmalardan biri tarafından yapıldı. Satın aldığınız e-kitapları bu uygulamada okuyabilirsiniz. Aslında e-kitapları pek tercih etmiyorum. Zaten son günler her şeyi dijital kullanıyoruz. O yüzden analog şeyleri bana çekici geliyor. Ama istediğim tüm kitapları satın alamıyorum. Yani
Fiyatı her neyse de koyacak yerim yok gerçekten. O yüzden şirketteki kütüphanede kitap kiralıyorum. Hani kitap okurken aklıma geldiklerimi veya beğendiğim cümleleri post-it'le notu bırakıyorum. Sonra buraya yapıştırıyorum. İleride bu kitabı tekrar okurken o notları görmek ayrı bir zevki oluyor. Ama kiralayıp okuduğum için artık öyle bir şey yapamıyorum. Böyle dertleri varken bu uygulamanın bazı özellikleri benim çok hoşuma gitti. Kitap okurken böyle üstüne renk ekleyebiliyorsunuz. Not koyabilirsiniz. Sonra bunları ayrı bir şekilde kaydedebilirsiniz. Bu özellikleri çok beğendim. Ve kitabı okumak için ekranı kendinize göre baya detay ayarlayabilirsiniz. Font, teksti ve sıraların boyutu kadar siz ayarlayabilirsiniz. Son olarak Keep diye bir not memo uygulaması var. Google tarafından yapılmış bir uygulama. Zaten çoğunuzu biliyorsunuzdur. Bilgisayarda yazdıklarını telefonda okuyup editleyebilirsiniz. Tam ters telefonda yazdıklarını bilgisayarda okuyup editleyebilirsiniz. Sadece teksti değil, ses kaydı, fotoğrafı falan da aynı şekilde ekleyebilirsiniz ve indirebilirsiniz. Yani ücretsiz, Google hesabı olan herkes kullanabiliyor. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Ama diğer not uygulamalara, programlara göre kesinlikle bu daha iyi diyebileceğim bir özelliği olmadığı için listeye eklesem mi eklemesem mi diye çok düşündüm. Ama o kadar her gün kullanıyorum, şimdi listeye koymazsam uygulamaya ayıp olur diye en son böyle kısaca bahsetmek istedim. Benim önerilerim buraya kadar. Aslında sizinle paylaşmak istediğim daha fazla uygulamaları var. Ama dilden dolayı, ödeme sisteminden dolayı Kore dışında işte diğer ülkelerde, Türkiye'de mesela kullanmak çok zor, neredeyse imkansız. Mesela alışveriş ve eğitim kategorideki uygulamaları çok fazla kullanmama rağmen hiç listeye alamadım. O konuda biraz üzgünüm. Ama yine de bugün paylaştığım uygulamalar arasında sizin de hoşunuza gidecek birden fazla uygulama olduğuna inanıyorum. O zaman sonraki videoda görüşürüz. Eğer az önce bahsettiğim uygulamalardan indirip kullandıysanız fikrinizi kesinlikle yorum kısmına bırakın. Çünkü o tarz feedback yorumları okumak çok zevkli oluyor. O zaman gerçekten sonraki videoda görüşürüz.